4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları. SDR İpek Yolu yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 184. Okulda arkadaşlarımızla bir çevre kulübü oluşturalım. Kulüp kurarken bir çalışma planı hazırlayalım. Aramızda görev paylaşımı yapalım. Görevlerimizi paylaşırken eşit davranmaya özen gösterelim. Çalışmaları yaparken koyduğumuz kurallara uyalım. Arkadaşlarımızla dayanışma içinde olalım. Okulda bir pano oluşturalım. Yaptığımız çalışmaları ve duyuruları bu panoda sergileyelim. Arkadaşlarımızla kaynakların tasarruflu kullanımı bilinci geliştirmek için. Atık pil toplama kampanyası. Atık kağıt toplama kampanyası. Su, elektrik, besin gibi kaynakların tutumlu ve tasarruflu kullanımı ile ilgili faaliyetler düzenleyelim. Yaptığımız çalışmaları uygulayarak sonuçları sınıfta arkadaşlarımıza sunalım. Sorular: kaynakların tasarruflu kullanımında arkadaşlarımızla dayanışma içinde olmanın, kurallara ve kanunlara uymanın önemi nedir? Cevap: kaynakları tasarruflu kullanmak israfı önler ve kullandıklarımızın daha uzun süreli olmasını sağlar. Arkadaşlarımızla dayanışma içinde olmanın önemi de sadece bir kişinin yaptığı tasarrufla birden fazla kişinin yapacağı tasarruf arasında çok büyük fark olur. Kurallara ve kanunlara uyduğumuz zaman hayat daha güzel hale gelmiş olur. Daha düzenli bir yaşam olur. Kaynakları tasarruflu kullanmanın tarihi ve doğal mirasa katkılarını arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap: kaynaklar tasarruflu kullanıldığı zaman devlete ekonomi açısından büyük bir getirisi olur. Bu da devletin tarihi ve doğal miraslara daha çok bütçe ayırmasını sağlayabilir. Kaynaklar tasarruflu kullandığı zaman doğal yapılar daha az zarar görür ve daha az tüketilmiş olur. Bu yüzden uzun yıllar boyunca kendini koruyabilir ve tarihte isminden söz ettirebilir. Evimizde bir hafta boyunca su, elektrik ve besin tasarrufu ile ilgili uygulamalar yapalım. Bu uygulamaların neler olduğunu aşağıdaki kutuların içine yazalım. Cevap: su tasarrufu ile ilgili yaptıklarım, gereksiz akan muslukları kapattım. Elektrik tasarrufu ile ilgili yaptıklarım, gereksiz yere yanan ampulleri söndürdüm. Besin tasarrufu ile ilgili yaptıklarım, yiyebileceğimiz kadar ekmek ve gıda maddesi aldık. 4. Sınıf SDR İpek Yolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.